Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi biz uyandık. Şöyle üstümüzü bir giyindik. Ay bunu kurutmadan yeni çıkarmıştım. Ütülemeye döşeniyorum şu an. Neyse böyle gideceğim. Dışarıya çıkıyoruz. Şeye gideceğiz. Burada bir simit sarayı var. Derin o simit saraylarında böyle hani sandviç oluyor ya böyle. Dışı açma gibi mi ne oluyor. Canı ondan istiyormuş. Daha önce deseydi ben bir şekilde evde hani kendim yapardım da ondan. Şimdi söyledi. Ben de onu kırmak istemediğim için üçümüz el ele tutuşarak şöyle kenardan gezinerek gideceğiz. Sandaletlerimizi giyelim. Hadi aşklarım. Hadi. Hadi bebeklerim. Yine katlanacak çamaşır beni bekliyor. Biz gezme peşindeyiz. Ama neyse iş halledilir değil mi sonuçta? Anneciğim sen sandalet burada. Kardeşim. Alayım. Çıkalım. İnşallah da kalmıştır sandviç. Malum işe gidenler falan kahvaltı yapıyorlar ya. Pek kalmayabiliyor. Anne. Efendim oğlum. Ailecek. Bayağı da güneş varmış. Çocukların şapkaları da almayı unutmuşum ama. En gölge kısım burası. Mesela birazcık da esiyor. Ilık ya. Evet, ilık. Yaptık. Derin istediği sandviçi bulamadı. Ama o kadar çok yeri gezdik ki bir yerde bulamadık onun istediğini. En sonunda kendisi de söyledi. Acıktım anne diye. Kutaydı mızmızlanmaya başladı. O yüzden o kafeyi gördük. Anneciğim bu tarafıma gel yavrum. Derin'im bu tarafa. Heh. Evet şuradan geçelim hemen. O yüzden o kafeye girdik oturduk ve çok sevdik kafeyi. Çalışanları da çok güler yüzlüydü. Şimdi A101'e gireceğiz. Orada da birazcık gezeriz. Bir de bu sirkelime bir bakacağım. Var mı? Ay, al hadi. Sen de al bir tane annem. Bak bak onu gördü ya onu bıraktı. Ha, onu mu alacaksın? İnşallah içinden şeker çıkmaz. Sen ne aldın onu mu? Hadi gel buradan oğlum buradan. Gel anneciğim. Burnunu yakalayacağım. Ay. Çok komik bir şeymiş. Oğlum sanki bununla daha çok eğlenirsin. Bak maymuncuk da tatlıymış. Ama bunu kırmışlar evet, galiba. Bak anne bak ben böyle normalde yapıyorum. Evet. Bak, bu ne? Bak. Ha bak. Ben de bundan vardı hatırlıyorum. Evet bak, anneciğim basket atan vardı. Bunu al istersen. Onu bırak.
Evet, hadi bunu ver. Aferin. Ben bunu, hadi bunu al, bunu al. Yok, hayır. Ben bunu almadım. Tamam anneciğim. Hav hav yok burada. Hadi geç buradan. Ne gördün? Şu şeyi, olta setini. Oynarsınız ama yakalayabilir misiniz? Mıknatıs da olsa bence bu daha kolay olurdu. Bak şu kancasını şu balıkların şu halkalarına geçirip yakalıyorsun. Bu biraz kardeşine olmaz gibi ama sen oynayabilirsin. Evet. Tamam alalım. İyi bir şey değil annem. A101'den çıktık biz. Şöyle. Evet. Evde aldıklarımızı gösteririz. Şimdi milyoncuya girelim diyor Deren. Önceki sefer milyoncuya girdiğimizde şey görmüştü. Oyun jeli ve boraks gelmiş. Böyle slime yapmak için bir şeyler gelmiş. Ondan alacağız. Biliyorsunuz muhteşem bir slime yapmıştık biz. İşte o muhteşem slime deneyimimizden sonra tekrardan bir tane daha denemek istiyor Deren. Sizler de teşekkür ediyorum. Ne yapmamız gerektiğini falan hep yazmışsınız. Bugün yapmayacağım o slime'ı. Slime tavsiye bölümündeydi anneciğim. Evet. Selam. Anneciğim. Annem. Tamam gel hadi. Güzel mi? Ha o set. Bir tane öyle set var. Diğeri de şu muydu Derinciğim? Şöyle oyun jelleri var. Şu şöyle boraks. Boraks buymuş. Hangisinden alacağım? Hem set. Set mi? Anne, seti alalım diyor mu? Sen de boyunlayın. Ay inanmıyorum. Kutay'ın bulduklarına bak. Oğlum. Biz eve şimdi geldik. Oh, merdiven, poşetler. Kutay da merdivende yorulunca mecbur kucağına aldım. Yoruldum biraz. Çocuklar küvet keyfi yapacak biraz. Sandalet giydiler. Her şeyi de ellediler. Dedim el ayak yüz yıkayana kadar güzelce bunları bir yıkayayım. Öncesinde de yine birazcık da burada küvet keyfi yapsınlar, oynasınlar. Dedim. Bunlar eğleniyorlar. Ben de böyle başlarını bekliyorum. Gelin seni bana bak göstereyim onları. Allah'ım oğlum. Şu ders aralarını da hep size söylüyorum. Bakın şu üsttekiler atlarla aynıydı. Diş fırçasıyla bildiğiniz temizledim o aralarını. Gayet güzel çıktı ama şu köşeler çıkmıyor. İyi yaşa oğlum. Oraları da artık ders dolgusu mu ne oluyormuş. Aynı şekilde bu yerleri de yaptım ama görüyorsunuz. Bu araları Emrah dolduracak inşallah. Bembeyaz olsun çünkü iyice sinir olmaya başladım. Bir de yorucu da bir iş yani. Buruş buruş oluyor ya parmağım. O yüzden bakın ya. Evet. Ay, ay anneciğim yavaş yavaş anne. Islandım. Çok uzun. Ben de banyonun hemen girişinde. Hem gözüm onlarda olur hem de size o ara aldıklarımı da göstereyim. Şimdi A101'den aldıklarımı hemen göstereyim size. Poğaça aldım. Derin de Kutay da çok seviyor. Bazen kahvaltılarda farklı bir şey iyi oluyor. Şu ara çünkü buzluğuma poğaça yapıp atamadım. Bundan da aldım. Sirkelim aldım. Yani bunun metini çok duydum. Güzel iş yaptığını söyleyip çok daha kokusundan dolayı baş artacak şekilde bir kokusu olduğunu da söyleyenler vardı. Ama ben en çok şey için aldım. Ders temizliği için de bir kullanayım deneyeyim diye. Arkasında çünkü ders temizliği için de kullanıldığını söylüyor. İçinizde ders için deneyenler oldu mu bunu işe yaradı mı bilmiyorum ama deneyeceğim buraya. Kullanılmadığı yer yok. Bunu da ilk defa gördüm.
ve bana çok pratik gibi geldi. Familia'nın deterjanlı temizlik kağıdı. Bu havlu kağıdı ıslatıyor musunuz? İçeriğindeki temizleyici formül aktive olarak köpürecektir diyor. Dayanıklıymış, kolay kolay parçalanmıyormuş. Eğer ki suyu çok gelirse fazla suyunu sıkabiliyor musunuz? Yani havlu kağıt ıslanıyor, yırtılmıyor. Bir de suyunu da rahatça bez gibi sıkabiliyorum ve yine parçalanmıyor. Çok merak ettim. Çocukların küvet keyfi bitsin, onları bir yıkayayım. Sonra bir güzel meyve yedireyim, kutayı yatırayım. Bunu sizinle denemek istiyorum. Zerrin bunu aldı. 9.95 bu. Ay, fişi de vardı, bir saniye. Yalanın olmasın. Aynen. 9.95 olta seti. Sirkelin 5.45. Bu 4.95'miş. Yani seviyorum ben böyle pratik şeyleri. Yani banyoda, mutfakta, salonda, her yerde kullanabiliyor musunuz? Camlarda bile. Şey de almıştık. Derin bolta setini alınca bunu bıraktı. Derin bunu bıraktığında da kutayı önce tekrardan bu hoşuna gitti. Hemen elindekileri bıraktı. O da bunu aldı. Bunun içinde tabii ki kutay şeker olduğunu bilmiyor. Ben onu alıp atacağım. Sonra milyoncuya girdik. Onu da gördünüz. Milyoncuda da epeyce bir dolaştık. Kutay girer girmez şu iki topu eline aldı ve bırakmadı orada gördüğünüz gibi. Bir de yılan vardı oyuncak. Derin de küçükken o yılanı orada her gördüğünde o da kucağına alırdı. Hiç korkmadan öyle severdi yani. Tabii ki onu almak istemedim. Çok ürkütücü duruyordu. Bu iki topu çok heves ettiği için dayanamadım. Oluşum alayım dedim. Şu Acrox oyun jeli diyor. Ben yapmak istediğimizi söylemiştim. Bu rengini aldı Derin. Çocukların el becerisi ve zihinsel gelişim için hazırlanmış sağlıklı eğitim gerecidir diyor. 5-12 yaşa uygundur diyor. İçinde kullanma talimatı var. Bunu uyarak elbette ki yapacağım. İnşallah bu sefer güzel bir iş çıkar. Derin bunu istedi. Slime'ın içine konuyormuş herhalde bu. Hani straforlar olur ya beyaz eşyaların dışında. Hani onları ufalarsınız küçük küçük toplar çıkar. Ondan. Şu da boraksmış. Deterjan gibi. Kaya tuzu gibi. Arada bir şey. Şöyle kendime tatoka aldım. Şöyle saç boncuklarından aldım. 2 liraymış bir paketi. Şöyle göstereyim. Ben çocukken bunlar çok modaydı. Renk renk saçımızı ördüğümüzde de takardık. Örmesek de takardık. Derin ne olduğunu elbette ki anlamadı ama ben bildiğim için onun saçına şekil verdiğim zaman bunlarla süslemek istiyorum. Eski zamanlar aklıma geldi. Hey gibi günler. Ve tabii ki her milyoncuya girdiğimizde Derin yüzük almadan çıkmıyor. Bu yüzüğü beğendi bu sefer de. Ve geçen hafta annem bana şort aldığını söylemişti. Biz de geçen gün gittiğimizde annem verdi. Şortlara bayıldım. Bir tanesi bu. Hatta bugün dışarıya çıkarken altında bu vardı. Biraz önce değiştirdim. Çünkü Kutay elini böyle çırptıkça üstümü ıslattı bayağı. Hem de size göstereyim dedim. Giydiğinizde sanki etekmiş gibi de duruyor. Doğuşuma gitti. Tiri tiri tam yazlık. Bir diğeri de şu. Bu birazcık bol geldi ama yine de hani tam belimden düşecek kadar değil. Bu da lacivert üstünde çiçekleri, yaprakları olan bir şort. Bunun önünde bağcı yok. Bağcıklı. Bu ikisinde belli lastikli ve cepleri var her ikisinin de. Yine bu da böyle giydiğinizde etek gibi duruyor. Çok beğendim. Anneme dedim ki varsa bunu bana her rengini al anne. Çok beğendim. Yani evde de giyerim. Ben dışarıda da giyerim bunu. Çok rahatlarmış. Evet aldıklarım ve bana almanlar bu kadar. Şimdi minnoşlarım birazcık daha oynasın. Ben de onları bekleyeyim. Bluzumu değiştirdim. Banyo çok sıcak çünkü. Çıkmak istemiyor. Uyku saati de geçti Kutay'ın. O kadar keyifli oynuyor ki ellemek istemiyorum bugün. Çıktıktan sonra uyuruz artık. 40 dakika, 1 saat neyse. Artık öyle uyuturum. Şimdi eğleniyorken elimi sürmüyorum. Bugünlük böyle olsun. Kutay resmen küvetti, sayıklıyordu. Onu hemen güzelce yıkadım. Üstünü de giydirdim. Yatacak o. İyi uykular. Kutay kendi kendine uyuyor. Şimdi Derin'i de yıkayacağım. Kızıma meyvesini de hazırladım.
oyuncağını açıyor. Ay çok tatlı mı oldun sen annesinin balığı? Üzüm ve kiraz istedi. Artık oluşumda uyanınca bir şeyler yedirim. Ondan sonra ona da meyve koyarım. Ayağında balığı varmış. Değil mi? Bunların İngilizcesini söyle. Yellow, red, green, green diyorum diyemiyorum. Orange. Evet. Zaten gerisi daha iyi. Aferin sana. Hadi yakala bakalım. Çıktı mı? Geri takarız o makarayı. Anneciğim, ne suda ben? O kadar çok kaldınız ki elleriniz buruş buruş olmuş. Kutayım da öyleydi biliyor musun? Gördüm. Ben deneyebilir miyim bir kere? Ay çok zor. Dur. Şunu deneyeyim. Çok yere yakın. Ha bak bu daha kolay alınır. Mesela bunu yatır. Ha böyle de mi alınıyor diyecektim. Tek akıllı benim çünkü. Evet aldım. Ha çekeceğim, havaya kaldırmayacağım. Ay çıkıyor. Oldu. Balığı yedim. Evet. Al anneciğim. Aa. Şu makarası çok uydurukmuş yani. En ufak şeyde yani çıkıyor. Niye altına bir şey koymamışlar mesela, gördünüz mü? Şu altları boş ya. Çevirirken bir anda hop kayıyor. Bakın babam bir çare bulur mu buna? O yüzden oynaması zor olacak biraz anneciğim. Olsun. Tamam. Yani taktım ama çevirirken geri çıkacak. Ve büyükleri daha kolay. Ha, şunların ağzını biraz yukarı kaldırırsak daha rahat alırsın. Hı, yakaladım. Vallahi yakaladın anne. Hayır. Yakaladım derken. Hadi, hadi. Hadi anneciğim. Hayır, öyle düşüyor. Evet. Hadi, 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 hadi. Az kaldı. Ya bu elbise sabit durmuyor. Hatak ne yapmıştın? Evet. Çevir. Bak böyle dik tutarsan. Heh. Evet, yakaladığın an böyle tutarken şöyle yap ki. Bak yine çıktı, gördün mü? Çok uyduruk bir oyuncakmış anneciğim. Yani balığın bir kere ağırlığını kaldıramıyor. Yani hani o yüzden makara zorlanıyor doğal olarak. Ben de balığı yakaladım. Öyle tutacaksın, hiç çekmeyeceksin yukarı. Çek. Nasıl mutlu. Oyuncağıyla güzelce oynasın. Meyvesini yesin. Ben de sizinle o içinde kendisi deterjanlı olan bu havlu kağıdı bir deneyelim. Buzdolabımın dışını silecektim. Sizinle beraber onunla sileriz. Kutay uyanmadan yapalım dedim. Şöyle üstünde yazıyor ki suyla ıslat, köpürt diyor. Sonra uygulamak istediğin yeri sil. Sonra çöpe at diyor. Şöyle bunu ıslatacağız şimdi. Aa, gerçekten köpürdü. Aa, görebiliyor musunuz? Gerçekten de köpürdü. Fazla suyunu sıktım. Aa, çok ilginç. Çok güzel bir kokusu var. Beyaz sabunla çamaşır yumuşatıcı kokusu arası bir kokusu var. Hadi buzdolabına bir gidelim. Önce şu buzdolabımın üstünü bir boşaltayım hızlıca. Bunun üstünden ayrı bir bezle geçmek gerekmeyecek mi sizce? Köpük köpük ya. Ama el izlerini alıyor mu? Alıyor. Mesela şurada görüyor musunuz? Kutayımın ya da bizlerin el izleri var. Onu bir sileceğiz. Dur. Yani bayağı bir uğraş sonrası ve çıkıyor ama ha, normal bir nemli bir bezden bir farkı yokmuş. Gerçi ne bekliyordun desenize. Özellikle ay şunu bunu silmek için alınacak bir şey değil. Meraktan almıştım. En azından masaları falan silebilirsiniz hemen. Yani bir daha el bezi köpüklemeye uğraşmadan
Onlar için güzel olabilir. Ama onun dışında sırf bunları silebilmek için falan ben almam yani. Evet, filizlerini falan yok etti mi etti. Ama bunu her bez yapar yani. Gördüğünüz gibi gerçekten de yırtılmadı. Fena değil. Ama bir daha alır mıyım? Almam. Bunu da denemiş oldum. Islaklığı da gitti ama bir süreyim bakalım buna da şöyle. Bu arada buna da parlatıcı koyacaktım. Bimin parlatıcısını kullanıyorum bir süredir. Az kaldı bu bitmek üzere. Yedeğini de aldım. Bu arada ben bu derz aralarına neyle temizlerim falan diye sorduğumda çok önceki vloglarımda herkes Bimin parlatıcısını bana önermişti. O zamanlar almıştım, denedim ve o kadar uğraş vermeme rağmen pek de memnun kalmadım. Hatta videomda da söyledim. Birçoğu da işte şey dedi, ben çok memnunum aslında Tuğba falan deyince dedim herkes memnun olduğuna göre ben bir şans daha vereyim. Belki benim aldığım ürünün hani raf ömrü belki dolmak üzereydi falan diye düşündüm. Ondan sonra 4 tane falan bu parlatıcıdan aldım ama derz araları için başka şeyler kullandığımdan buna daha sıra gelmedi. Tekrar şans vermedim ama yine vereceğim arkadaşlar. Aklımda yani. Hadi tut elim anneciğim. Anne diye bağırdı, uyanmış. Ama şimdi de yatak keyfi yapası var. Kalk. Kalk benim anneciğim. Aferin benim oğluma. Gel, gel. İneceksin mi? Tamam. İn bakalım. Bir şey istiyorum. İstiyorum. Ne istiyorsun annem? Kalktım. Tamam kalktım. Tamam geldim. Geldim. Mutfağa getirdin beni. Ya acıkmış. Tamam. De, geleyim mi? Çorba ısıttım, ağzına sürmedi. İstemiyor, istemiyor. Poğaç aldığımızı biliyor ya çünkü. Şimdi bir tabağını koyayım da bari ondan yesin. Ay, olta mı? Hadi bunu yiyelim anneciğim. Sonra da karpuz yiyecekmiş. Balık mı yakaladın? Aferin sana, yeşil. İyi düşündün derin. Oo, nasıl taşıyacak? Yok artık. Koy diyor bir de. Oy. Taşıyamıyor ki deriz. Ana. Ana. Düştü. Böyle çocuk ne duyarsa onu öğreniyor. Ana düştü. Oldu mu anneciğim? İki kilo balık var mı? Ay, ay yine mi düştü? Aldım. Bence o sığmayacak derin. Sığacak. Ben onu şimdi sığdırmaya çalışacağım. Anne yerdekini de veririm size. Veririm annem. O zaman bir şuraya koyalım. Al bakalım. Buraya. Oldu. Hadi bakalım. Kutay, ha. Bırak bakalım derin. Acaba ay Allah. Hadi bak. Yakalayalım şimdi bunları takmadan. Kutay bakalım yakalayabilecek misin? Biz şimdi böyle oturuyoruz. Çocuklarla balıkla falan oynadık epeyce. Sonra derin anne biraz tabletimle oynayayım mı dedi. İki kardeş ona bakınıyorlardı. Ben de dedim videoyu kapatayım. Akşama yemeğim de var zaten. Yemek derdim de yok. Çekeceğim pek bir şey de kalmadı. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye.